Hocam şimdi milli takımı da birazdan konuşacağız ama isterseniz Beşiktaş'la devam edelim. Bu hafta Trabzonspor'la önemli bir mücadeleye çıkacak siyah beyazlı takım. Yeni teknik direktörüyle özellikle tabii ki Valerian İsmail'i size sormak isterim. Beşiktaş gazetelerimizi de şimdiden rica edebiliriz arkadaşlarımızın. Aslında biraz haber haber de gidebiliriz bu anlamda. Öncelikle size yeni teknik direktörü sormak istiyorum hocam. Valerian İsmail'den nedir beklentileriniz? Zira birkaç gündür onunla ilgili nasıl bir profil olduğu ile ilgili haberler görüyoruz. Hatta şöyle Milliyet Gazetesi'nin 16. sayfasında bir haber Evet. var. Güç, hız ve pres şeklinde yüksek pres, hızlı futbol, direkt futbol, güçlü fizik ve çok çalışmak gibi maddeler İsmail için en önde geliyor denmiş. Şöyle bir tahtası var hocam. Bu tahta da Evet. çok gündem oldu. Taktik tahtası idmana çıkarttığı ve 3-4-3 sistemini Evet. bu şekilde oyuncularına anlattığı şeklinde. Nedir beklentiniz? Nasıl bir profil çiziyor size Valerian İsmail? Şimdi güldüm, şu açıdan gülümsedim. Yani güldüm derken onunla ilgili, Beşiktaş'la ilgili olumsuz bir şey yok. Kaldı ki orada görev yapmış biri olarak o camiayı çok takdir ediyorum. Orada olmanın onurunu yaşadım ve çok da başarılı olmalarını istiyorum ayrıca. İsmail, Valeri İsmail, ki ben ona İsmail diyeceğim. Adı İsmail diyoruz, bizden olduğu için. evet. İsmail Hoca'ya başarılar diliyorum. Yani temenni ediyorum, önce Beşiktaş'a sonra Türk futboluna büyük katkılar sunar. Kulüp bu kararı aldıktan sonra kim olursa olsun her şeyden önce o camianın tamamı hocaya o desteği vermeli. Onun kulüpteki görevine başladığı ilk günler için bu çok önemli. Sonra da Türk futboluna hizmet eden herkesi bizim baş tacı etmemiz lazım. Başka kulüplerde olsa bile. Futbolumuzun çünkü ona ihtiyacı var. Gülümsememin nedeni de şuydu. Biz de yeni bir hoca göreve geldiğinde biz öyle şeyler konuşuruz, öyle şeyler yazarız ki deriz bu dünyanın en iyi hocası. Fenerbahçeliler alınmasın, sezon başı da Pereira ile ilgili bunların hepsini konuşmadık mı? Şimdi samimi bir soru sana. İsmail Hoca ile ilgili geldiği günden itibaren yazılan, onun yapacakları ile ilgili bir tane negatif bir konu duydun mu? Her şey var. Güç var, hız var, pres var, modern oyun Şunu var. duydum, haksızlık etmeyeyim. Büyük bir başarısı yok. Yani bir kupa kaldırmamış, ciddi bir başarıya imza atmamış. Ama bu da şöyle bir olumluya çevriliyor. Başarıyı aç Hayır, şu şeklinde. var. Ben bunu eksik olarak görmüyorum zaten. Yani hocanın yapacakları konusunda. Yok, tabii ki Yani daha görmedim. önce bir kupa almadıysa ben bir kupa aldım demiyor hiç kimse. Evet. Bunu da hepimiz biliyoruz. Ama ben bir kupa alacağım diyor. Bu kupayı almak için de en uygun takım Beşiktaş diyor. Beşiktaş da başarıya aç diyerek o kupayı onun alacağına inanıyor. Dolayısıyla bizde evlilikler hep böyle çok güzel olur, çok mutlu olur. Ama evlilikler maalesef, hele hele kulüp teknik direktör evlilikleri günümüzde çok kısa sürüyor. O yüzden benim temennim bu evliliğin de çok uzun sürmesinden yana. Tabii ki İsmail Hoca çok yakın tanıdığım bir teknik direktör değil. Futbolculuğunu biraz biliyorum. O da benim bulunduğum bölgeye yakın bir kulüpte futbol oynadığı için. Daha sonra hocalığa geçiş dönemini biliyorum. Onun bir maçını izlemiştim Wolfsburg'dayken. Tabii çok yakın tanıdığım biri değil ama onun hakkında artık her türlü bilgiye sahibiz. Şöyle Dolayısıyla... sorayım o zaman ben size. Şimdi Trabzonspor maçıyla birlikte göreve başlayacak. Ve üçlü savunma oynatacağı söyleniyor. Birincisi Trabzonspor'a karşı bunu uygulamak, denemeye başlamak risk midir, değil midir? İkincisi Beşiktaş'ın mevcut yapısı, savunma oyuncularının yapısı şu anda üçlü savunmaya dönmeye müsait midir? Bu anlamda belki sistemi üzerinden de konuşabiliriz. Ya şimdi sezon başı Beşiktaş 3-4-3 oynayacak diye bir kadro mühendisliği yapsaydı herhalde şu anki kadrosundan biraz farklı bir kadro izleyecektik. Bu konuda herhalde hemfikiriz. Dolayısıyla biz Beşiktaş buna uygun mu diye baktığımızda mutlaka bir üçlü diziliş yapabiliyoruz. Hatta sevgili Cüneyt Şen de Artı Futbol'da biz böyle üçlü 11 mi kadrolar da yaptı? yaptık. 3-4-3 yaptık, 3-4-1-2 yaptık, 3-5-2 yaptık. Bunların hepsini İsmail Hoca uygulayabilir. 3-6-1 deniyordu mesela. O da olabilir ama şu var. İsmail Hoca'da ben 3-4-3 yanlısı bir hocayım. Belki 3-4-3 olmasa böyle üçlü defansın olduğu bunun değişik versiyonlarından birini oynatacağına inanıyorum. Teknik direktörler iki türlü düşünür. Bir,
ya kendi dizilişine, diziliş diyorum ben ona. Yani formasyon deniyor, sistem deniyor, kafa karıştırmayalım. Futbolcuların saha içi dizilişi. Çok sadıktır. Nereye giderse gitsin, uygun olmasa bile kadro onunla işe başlar. Bu onun bu konudaki kararlılığını gösterir. Bir de bazı teknik direktörlerdir. Bu dizilişe göre kadrodur. Yani benim dizilişim var, ona göre eldeki kadrodan bir 11 seçerim. Bazı teknik direktörlerde ya benim dizilişime bu kadro çok uygun değil. Ben en azından sezon sonuna kadar 8 maç kalmış. Bu 8 maçı bu kadroya en uygun dizilişle oynayayım. Yeni sezona hem takım mühendisliğini ona göre yapar hem de hazırlık döneminde kendi dizilişimi oturturum diye düşünürler. İsmail Hoca kararlı bir şekilde üçlü başlayacak gibi geliyor. O yüzden Beşiktaş'ta şu an için konuşulan üçlülerde biz şunu konuşuyoruz. Orada oynayacak 3 tane stoper var mı? Beşiktaş'ta var. Kaliteleri sorgulanır. Bakın kısa bir süre önce Beşiktaş 2 stoperle oynadığı maçlarda bile o stoperlerin yetersizliklerini biz konuştuk. Evet. Ya Montero yeterli mi? Wellington yeterli mi? Serdar Saatçi niye oynatılmıyor tarzında? Yeterlilikleri tartışılır ama şu an işte Vida, Wellington, Montero ve Serdar Saatçi ile elinizde 4 tane stoper var. Bu 4 taneden birini dışarıda bırakma şartıyla üçlü bir stoper hattı kurabiliyorsunuz. Diğer taraftan biz en çok 2 kanat oyuncusunu konuşuyoruz. Diyoruz ki onlar 100 metre, 105 metre gidip gelmek zorunda. Fenerbahçe'de, Pereira'da en çok onları konuşmadık mı? Doğru. Osa ile Ferdi'yi konuşmadık mı? Bence üçlü sistemde Beşiktaş'ın en avantajlı olduğu mevkiler bu ikisi. Yani Rozier'i gözü kapalı ben kendi adıma sağ tarafa koyarım. O sahanın tamamını kullanabilecek dinamizme, enerjiye sahip bir Rozier var. Diğer tarafa da Rıdvan'ı koyarım. Rıdvan da keza bunu ki milli takımda bile işte dün o bölgede oynadı. Yapabilecek bir oyuncu. Orada bir de Umut Meraş var. Bu konuda Beşiktaş'ın çok büyük sıkıntı yaşayacağını ben kendi adıma sanmıyorum. Ama orta saha ve forvet oyuncularının kendi aralarındaki organizasyonu İsmail Hoca'nın en önemli olayı olacak. Ama kısa sürede zaten oraya bir şey katmanız söz konusu değil. Orada biraz daha o futbolcuların bireysel özelliklerine veya kendi aralarındaki bu ana kadar oluşturdukları uyuma teslim olmak zorunda kalacaksınız. O tahtayı orada gördüğümde de hep arkadan çekilmiş resimler bilinçli olarak. Tabii. Önde ne olduğunu göstermek istemiyorlar. Ama büyük bir ihtimalle hoca gerideki o üçlünün iki bekle uyumunu ve orta sahadan onlara verilecek desteği çalışıyor. Şimdi hafta sonu bir Trabzon maçı var. Sol tarafta Envekame oynayacak. Envekame'nin de ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Envekame içe girecek. O içe girdiği zaman Rozier onunla birebir oynayıp Rozier onunla içe mi girecek? Yoksa Rozier geriden gelecek olan beki karşılamak için orada kalıp sağ taraftaki stoper mi Envekame'yi alacak? Bizim Pereira şunu derdi, önemli olan saha içi diziliş değil. Önemli olan futbolcuların mentalitesi, anlayışı. Bu görev tanımlarını çok net yapabiliyor ve futbolculara bunu uygulatabiliyor iseniz üçlü sistemin oynanmasında hiçbir sakınca görmüyorum kendi adıma. Ama büyük zorluk burada. Bunu hemen birinci denemede çok iyi yapmak çok kolay değil. Ama kolay olan şu, birinci maçı olduğu için İsmail Hoca'nın bunu yapmak için çok üstün bir gayret sarf edecek. Konsantrasyonun ve motivasyonun zirvede olduğu bir Beşiktaş takımı izleyeceğiz. Bu İlginç futbolcular bir, da sıradan futbolcular değil sevgili Ezgi. Bu yaşa kadar bu kadar üst düzey futbol oynamış oyuncular için inanın bana bunu oynamak çok zor bir iş de değil. Oradaki uyum tamamıyla artık işin kabası bitmiştir. İnce işlerin yapıldığı, o eğleme işlerine geçilmiştir, parlatma işlerine geçirmiştir. Tabii ki kolay değil. Ele ele Trabzon deplasmanında böyle bir deneme ile oraya çıkıyorsanız işiniz tabii ki zor. Ama önemlisi bence şu, madem İsmail'i bu şartlar için altında buraya getirdiniz, sonuçlar ne olursa olsun, oyun ne olursa olsun, Beşiktaş'ın kesinlikle olumsuz yönde etkilenmemesi, hocaya olan desteğin azalmaması şart. Tabii ki Beşiktaş'ın çok az da olsa bir ikincilik şansı ama Avrupa'ya gitme şansı çok yüksek. Evet. Bu şansı kaybetmeden Beşiktaş ligi Avrupa'ya gidecek bir sıralamada
Ve de hocanın takımı tanıdığı, gelecek oyuncularla takım mühendisliğinin biraz yapıldığı, hatta önümüzdeki sene oynatacağı o dizilişin takıma biraz da olsa oturtulduğu bir 8 maç olursa Beşiktaş bence önümüzdeki seneye sıfır noktasından değil, birkaç kilometre önden başlar. Trabzon'un bu seneye başladığı gibi bu da Beşiktaş için büyük bir avantaj olur. Mühendislik noktasında isterseniz biraz da transfer haberlerine bakalım hocam. Fotomaç gazetesinde Elneny'nin Beşiktaş'a geri dönebileceğine dair bir haber görüyoruz. Fanatik gazetesinde biraz daha dikkat çeken bir haber var. Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a geri dönebileceği söylenmiş hali hazırda. Hem Batshuayi hem de Larin bu kadar tartışılırken acaba bu transferler gerçekleşebilir mi? Gerçekleşirse nasıl senaryolardan bahsedebiliriz? Ya Elneny Beşiktaş'ta oynadığı dönemde de bence olumlu bir performans sergiledi. Şu an Beşiktaş'a dönecek olursa ki işin ekonomik boyutu Beşiktaş'ın düşünmesi gereken bir boyut. Bu arada Halil Dervişoğlu da söylenmiş, onu da aktaralım. O da önemli. Galatasaraylı oyuncu Beşiktaş'ın da gündeminde olduğu söyleniyor. Halil'i başka bir belki seviyede değerlendirmek lazım. Elneny'nin ben Beşiktaş'a faydalı olacağını kesinlikle düşünüyorum. Eğer üçlü sistem oynayacak iseniz, orta sahada olayın iki yönünü oynayan oyuncular özellikle önem kazanıyor. Bu Elneny de iki yönünü oynayabilecek bir oyuncu. O yüzden artı olur. Burak Yılmaz. O kadar çok Burak çok Yılmaz konuştuk haklısınız. Ki Burak Yılmaz benim gözümde ülkemizin yetiştirdiği en değerli futbolculardan bir tanesidir. Yani yapısıyla, karakteriyle de gerçekten olgunluk seviyesine ulaştı. Şu ana kadar bulunduğu takımlara, milli takım dahil çok şey kattı. Ben onu yaşına rağmen Beşiktaş'a yakıştırırım. Bu tür futbolcularda olması gereken tek şey, oynama zorunluluğu olmadan, oynatma zorunluluğu olmadan, tamamıyla Beşiktaş'a hizmet aşkıyla oraya gelen bir Burak Yılmaz olur ise, bu birliktelik de bence Beşiktaş'a çok şey katar. Ben Burak'ın da kendi çıkarlarını göz ardı edecek kadar Beşiktaş'a böyle bir hizmeti verebileceğine inanıyorum. O yüzden bu uyum varsa hiç sorun yok. Ama uyumsuzluk varsa dünyanın en önemli futbolcusu da olsanız maalesef istenen oluşmuyor. Çünkü Beşiktaş'ın en önemli sorunu Batshuayi'den o goller gelmedi. Burak'ın o konuda hiçbir eksiği olmayacağı konusunda herhalde hepimiz hemfikiriz. Evet. Yani Burak yaşı itibariyle bir Batshuayi kadar da koşsun diye hiçbirimiz de herhalde beklemeyeceğiz. Dolayısıyla bu görev dağıtımı dedim ya, forvetteki o üçlünün 3-4-3 oynarsanız iki açığın içe kayması lazım. Onların Burak'la uyumu, görev dağıtımı veya bazen bu ikiye kadar gidebilir. Belki 1-2 bile olursa da oradaki Burak'ın yanında oynayacak futbolcuyla uyumunun kesinlikle netleşmesi ve bunun sahada uygulanır hale gelmesi şart. Olumlu görüyorum. Halil de genç, Galatasaray'da bu sene beklediğini veremeyen veya haksızlık etmeyelim ona, Galatasaray'ın yaşadıklarından dolayı Galatasaray Halil'den istediğini alamayan bir konumda. Burada hangisi daha ağır basıyor? Ona göre değerlendirmek lazım.